Şöyle başlayalım. Ama Demirbaş'a sahip çık Bekir Bey. İddialıyız bu konuda. Bir yıl içerisinde biz Türkiye'nin en temiz şehri neresi denildiğinde Bolu denmesini sağlamak istiyoruz. Vermek için yerden bir kere çöp alan bir daha çöp atmaz kampanyası. İlk önce bir söylendiği zaman biz çok mutlu olduk. Biz hemen bu projeye dahil olmak istedik. Aslında buraya belediye temizleyemez mi? Temizler. İnsanların aklına şöyle bir şey olmaz. İşte belediye temizlemiyor da gazeteciler mi temizliyor diye böyle bir espri konusu olacaktır. Ama tabii ki bu bilinci topluma yerleştirmek çok önemli. İçtiğiniz bir sigarayı, yediğiniz bir çikolatayı, yediğiniz bir dondurmanın kabuğunu, ambalajını 20 metre ötedeki çöp kutusuna değil de hemen önünüze bırakırsınız. Tabii ki bu toplum bilinci açısından ben bazen sokaklarda görüyorum insanlar sigara hizmetlerini, çöpleri yere atıyorlar. Bu bilincin oturması için bu kampanyanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü... Kamera, mikrofon. Bu kadar olur, arabayı doğru fırlatmayın çok. Arkadaşlar yelek demiş bir çalışma yaptınız. Hepimiz terledik. Gerçekten bir saat daha çalışsak demek ki böyle biraz olacak. Bu toplanan çöpün 5'te 1'i. Evet. Diğerleri araçlara atıldı. Bunlar da en son bırakacağız. Arkadaşlar yalnız şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu yürüdüğümüz, temizlik yaptığımız alan sadece bir cadde. Toplam uzunluğu da başladığımız noktadan bu yana 1.6 kilometre. Bak 1.6 kilometrede bu kadar çöp çıkmış. Şimdi Bolu'nun sokak ve caddelerinin toplamı 3000 kilometreden fazla. Belediye sınırı içerisinde. O anlamda bugün buraya katılan arkadaşlarımız aynı zamanda temizlik işlerinde çalışan personelimizin ne kadar özverili. Genelde sigara hizmetleri. Focuk sigara hizmetleri. Yani sigarayı bazen daha uzun atabiliriz ama başkanımızın da dediği gibi hani onu atmadan her çöp kovasında bir sigara şeyi var. Küllük gibi bir şey var. Oraya bırakabiliriz. Yani ilk baktım mesela o şeylerin arasına atılmış. Ortadaki cümüşlerin çalıların arasına atılmış. Orası hep oraları temizledik şimdi. Yani çikolata, genelde de çikolata şeyleri, ambalajları, şişeler. Yani bunları az daha duyarlı olursak başkanımızın dediği gibi yani ben çöp vergisi veriyorum. İşte ben kirletmesem işte temizlik işlerinden nereden para kazanacak mantığı var bazı toplumda bazı insanlarda. Maalesef bazen espri konusu oluyor ama bu dediği gibi başkanım Avrupa'da cezalar çok yüksek, vergiler de çok yüksek ama Avrupalı temiz olmayı öğrenmiş. Burada ben tabii ki başkanım da daha iyi bilir ama muhtarlara da, mahalle muhtarlara da çok önemli görevler düşüyor. Mahalleli, belki mahalle muhtarları mahallelerinden 30-40 kişi toplayıp yarım gün mahallesine giriverse her mahalle muhtarı belki bu pislik daha az olur. Ben çok teşekkür ediyorum bu duyarlılığınız için. Bolu halka buna başlayalım.